Ne yaptınız hocam şu şeyi? Ya Amerika devam edeceğim, yeni kalktık. Sepsis bildiğiniz gibi dünyada her yıl 30 milyon kişiyi etkilemekte. Her yıl yine hastanelerde veya dışarıda olan ölümlerin 5,5 ila 8 milyon adedinin de sepsise bağlı ölümlerden kaynaklandığını artık bilmekteyiz. Hastanelerde özellikle her yaşanan ölümün 2 veya 3 tanesinden birinin sepsis kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Kısacası anlatmak istediğimiz şu: sepsis artık bizim insanlarımızı tehdit eden bir vakadır, vaka konumunda. Dünyada 13 Eylül günü resmi olarak Dünya Sepsis Günü olarak ilan edildi. Bugün de bakanlığımız sepsisin ne olduğunu, tanınmasını, tedavisini daha bir farkında olarak yapılması konusunda etkinlikler yapıyor. Biz burada bugün hocalarımın da katılımıyla bu etkinliği planlamış durumdayız. Daha çok yataklı tedavi kurumlarındaki hastaları etkilediği için özellikle üniversitemizde bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün Sayın Hocam Ali Esmaoğlu bir sepsis sunumu yapacak. İnşallah bu eğitimler ülkemizde sepsis ve buna bağlı ölümlerin azaltılmasında önümüzdeki dönemde de faydalı olacak diye düşünüyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 10 yıl, 15 yıl öncesinde Anadolu'da bu tür hizmetler, yoğun bakımdan bahsetmek aslında çok da mümkün olamazdı. Nedeni şuydu: 3 büyük ilimizde bu hizmetler hakkıyla belki de icra edilirken bizim hastanelerimizde amatörce icra edilmekteydi. Bu 15 yıl içerisinde ne oldu? Hemen hemen özellikle büyük şehirler olmak üzere Anadolu'daki bütün şehirlerde hemen her hastanede bu işle ilgili üniteler kuruldu ve bir uzmanlık alanı halinde bu alan ihdas edildi. Elbette yoğun bakım alanının en önde gelen hastalıklarından bir tanesi sepsis. 2014 yılından itibaren her yıl 13 Eylül de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki etkinlikler eğitim araştırma hastanemizdeki ve etraftaki illerdeki hastanelerde oluşturulmuştu. Ve bu sene bu etkinliğe biz ev sahipliği yapıyoruz. Bu ev sahipliğinden de mutluyuz. Şundan da tabii bahsetmek lazım. Az önce ilk sağlık müdürümüzün de ifade ettiği gibi her yıl 30 milyon kişiyi etkileyen bu şekilde bir hastalıkla ilgili hekimlerin ve hekim dışı sağlık personelinin bilgi sahibi olması oldukça önemli. Bu açıdan Türk Yoğun Bakım Derneği'nin bu etkinliği oldukça önemli ve anlamlı. Aynı zamanda elbette bakanlığımızın desteği olmadan bu şekilde bir toplantıyı gerçekleştirebilmemizin de imkanı olmasa gerek. Sağlık Müdürümüzün de ifade ettiği gibi burada bu kadar insanın bir arada olması dolu bir mekanda bu etkinliğin gerçekleştiriliyor olması bizi de mutlu etti. Hepiniz hoş geldiniz. Aliye Hanım'a bu etkinliği düzenlediğinden
olayı özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ve tabii ki bakanlığımıza da teşekkürlerimizi arz ediyorum üniversitemiz adına. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sepsisi tanımlayacak olursak, enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu normal dışını yanıtın organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucunda ortaya çıkan ve ölüm oranı oldukça yüksek olan bir durum. Peki bu kadar ölüm oranı yüksek olan bir hastalığın görülme sıklığı ne kadar? Bu 2016'da yayınlanmış, yani oldukça yeni bir makaleden alınmış bir veri. 31 milyon 500 bin. Bu tabii biraz sonra bahsedeceğim sepsisin eski ve yeni tanımı var. Yeni tanıma göre de 19 milyon 400 bin sepsis yılda görülüyor tüm dünyada. Görünme sıklığında artış var mı? Evet var. Verilerimiz Amerika'dan. 2000 yılında 681 bin sepsis vakası görüldüğü halde 2014 yılına geldiğimizde 1 milyon 670 bin sepsis vakası görüyoruz ki bu 2017 Amerika Yoğun Bakım Kongresi'nde sunulan bir bildiriden alınmış veri ve klinik verilere göre değerlendirme yapılmış. Yani oldukça değerli bir çalışma. Fakat sepsis kayıtlarını alırken kodlama sistemlerimizde bir problem var. Bizim ülkemizde de aynı problem söz konusu. Kayıtlar bazen epidemiolojik çalışmalardan, bazen geri ödeme sistemlerinden, bazen de ölüm istatistiklerinden alınıyor. Yani klinik olarak verilere çok az ulaşılıyor. O nedenle doğru bir sayı hem bizim ülkelerimizde, gelişmiş ülkelerde bile doğru bir instans belirtmek pek mümkün değil. İngiltere verilerine göre de 147 bin ila 260 bin yılda sepsis vakası görülüyor. Peki bu kadar artış neden? Acaba gerçekten sepsis bu kadar artıyor mu? Yoksa daha önce zaten vardı da biz mi bilmiyorduk? Yeterince tanımıyor muyduk? Tabii bu da soru işareti, tartışmaya değer bir konu. Kodlama hataları olduğunu biraz önce söylemiştik. Bakanlığın bu konuda girişim var. Zannediyorum yakında bu problemler halledilecek.